Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Sizlere şöyle güzel Bio Belinda ürünlerimle açılışımı yapayım dedim. Saat şu an 10. Benim kahvaltımı hemen ben saat 9-9.30 arası yaptım. Şurada çayımı içerken sizlere gelen paketimi göstereyim dedim. Bio Belinda'da yine bayağı bir indirimler vardı ve hep kullandığım ürünler. Ve biliyorsunuz ki en sonki alışverişimizi Türkiye'ye gitmeden bayağı bir öncesinden almıştım. Ve o zamandır bu zamandır o ürünleri hala kullanıyordum. Ta ki geçenlerde bitti. Hatta mineralli krem bitti. Onu ablamdan yedek vardı. Ablamdan bir tane aldım. Sonra baktım ki bayağı her şeyin bitince bir toptan alışveriş yapayım dedim. Burada şimdi hem benim bir de birkaç tane ablamın siparişleri de var. Hepsini bir pakette sipariş edelim dedik. Ayrı ayrı yapmayalım diye. Şimdi hemen sizlere ablamın aldıklarını göstereyim. Daha sonra benimkilere geçelim. Adres gözüküyormuş, onu şöyle yapayım. Bu moptan ablamda vardı ama çocuklar kırdıydı. Onun için tekrar Angabot'a gelince... bunu ablam kaçırmak istemedi. Biz de kullanıyoruz bunu ve gerçekten çok çok memnunuz. Burasındaki aparatı böyle dönüyor bayağı bir. Yani koltukların arasına, yatakların altına falan girmek için şahane. Gayet güzel. Şöyle çevireyim, şurada adres yazıyordu. Daha sonra ablam şöyle bu sihirli süngerlerden aldı. Ben bunu hiç kullanmadım. Ablam ama kullanıyordu ve bunu beğenmişti diye biliyorum. Şöyle bir tane bundan aldı. Daha sonra Berinis'in bitki özlü şampuanından aldı. Daha sonra ablam ne almıştı? Şöyle bir tane genel temizlik aldı. Ve VC banyo temizleyicisinden aldı. Ablamın aldıkları bu kadar. Şimdi benimkilere gelelim. Ben şöyle tekrar mineralli krem sipariş ettim. En sevdiğim ürün. Şu an buradaki görmüş olduğunuz ürünler hep en sevdiğim, en favori ürünlerimden birileri. Bunu buraya koyayım. Daha sonra şöyle genel temizlik aldım. Bulaşık sıvısı aldım. Bu bulaşık sıvısında bir alana bir ikincisi bedavaydı. Bu kampanyayı da kaçırmak istemedim. O kadar şahane bir bulaşık sıvısı ki gerçekten başka artık böyle normal marketten bir bulaşık sıvısı aldığım zaman ellerimi bütün mahvediyor ki benim elimde zaten egzama var. Çok kaşındırıyor ve mahvediyor. Herhangi bir ürün kullandığımda da öyle, mesela marketten aldığım deterjanlarla, ama bunlarla hiçbir şekilde ellerim bakın hiç mahvolmuyor artık eskisi gibi. Onun için bulaşık sıvısından aldım. Daha sonra böyle bunları aldıktan sonra belirli bir fiyattan sonra, daha doğrusu sıvı sabun hediyeydi. Banyo için el sabunu. Bundan da bir keresinde kullanmıştım. Çok memnun kalmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Daha sonra en favori ürünlerimden biri fırın yanmış yağ temizleyicisi. Bu o kadar şahane bir ürün ki gerçekten. Yani reklam için yapmıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Daha sonra hemen bazı arkadaşlarımız işte reklam mı yapıyorsun? Reklam aldığın için bedava mı aldın falan filan diyenleriniz de çok oluyor. Yaşadık bunları. Ama hayır, reklam yapmıyorum. Ben kullanıyorum ve o kadar çok memnunum ki iyi ki de Bio Belinda'nın ürünleriyle tanışmışım. Ve aldığınız zaman bu 6 aydan fazla da gidiyor, yani hemen bitmiyor. Mesela bulaşık sıvısı. Bunların hepsini arkadaşlar bu arada böyle normal hepsini kullanmıyorsunuz. Suyla birlikte açıyorsunuz. Mesela sıvı sabunu da suyla açıyorsunuz. Bulaşık sıvısını da, sadece mineralli krem değil. Geri kalan bütün ürünleri ılık suyla açıyorsunuz. Ve daha çok hem tasarruf etmiş oluyorsunuz gerçekten. Cebinize az ödemiş oluyorsunuz ve doğal, yani en önemlisi de doğal olması. Her neyse, bayağı bir konuştum ben şimdi. Sabah kalkınca evler zaten temizdi, evler artık öyle fazla dağılmıyor birisi gelmediği sürece. Çamaşır askısını oraya astım çünkü bugün çamaşır yıkama günüm. Yine şöyle bir makine yıkadım, o şimdilik bitti. Şimdi hemen siyahları asayım. Daha sonra şurada renkliler var. Renklileri de atayım. Daha sonra inşallah sizlerle tekrar görüşürüz.
Evet arkadaşlar, hazır fırın yanmış yağ temizleyicim gelmişken sizlerle birlikte şöyle bakın, tavaların altları bayağıdır böyle yağlandıydı. Ben bunu böyle tel sürtmüyorum. O zaman çünkü çok çiziliyor altları. Onun için birazcık böyle bıraktım kirli dursunlar diye. Çünkü ilacı sipariş edeceğim için böyle onunla direkt kolay bir şekilde temizleyeyim diye. Sizlere şimdi böyle altlarını gösteriyorum. Bakın bayağı bir mahvolmuştu artık. Şimdi bunları güzelce sizlerle birlikte bir temizleyelim. Şu büyük tencereyle başlayalım, tavayla başlayalım. Bakın altı böyle. Şimdi bunu birazcık böyle ocakta ısıtıyoruz arkadaşlar. Isıttıktan sonra ılık olduktan sonra ilacımızdan üzerine dökeceğiz. Bayağı kirli olduğu için bunu suyla çözdürmeyeceğim. Ama normalde suyla çözmeniz lazım. O zaman da tabii ki de çıkıyor. Ama böyle çok 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 yağlı olduğu zaman direkt bunun kapağıyla böyle birlikte dökebilirsiniz üzerine. Şimdi ben şöyle ısınmasını bekleyeyim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Ocaktan aldım. Bakın. Şu kadar birazcık daha dökelim. Şimdi süngerle şöyle her tarafına dağıtıyorum. Bakın dağıtırken bile hiç sürtmeme bile kalmadan bütün kirleri çıkarıyor. Şimdi bu birazcık şöyle birkaç dakika burada bekleteceğim. Daha sonra sizlerle birlikte sonucu göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi şuraya sizlere eski halini de koyacağım. Bakın mis gibi pırıl pırıl altları parlamaya başladı. Çok güzel oldu gerçekten. Ne zamandır yapmak istediğim şeydi. Bir de ekstra bıraktım dediğim gibi. Şimdi görünce ay Özge ne kadar pissin, ne kadar iğrenç o tavaların altlarını nasıl öyle bırakabiliyorsun demeyin. Ben altına dediğim gibi sizlere, annem de öyle, asla tel sürmüyoruz. Bakın buna tel ilk başta işte bir ara sürdüğümüzde böyle mahvediyor her şeyi gerçekten. Çok çiziliyor. Bizim temizlik açımız böyle, şöyle söyleyeyim. Bakın pırıl pırıl oldu. Gerçekten mis gibi. Hiç uğraşmadım. Gördünüz. Üzerine azıcık ısıttıktan sonra ilaçtan koydum. Süngerle sadece şöyle güzelce bir sürttüm. Başka hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Tel bile sürmeme gerek kalmadı. Mis gibi oldu. Şimdi ben bunları hemen yerine yerleştireyim. Bir de şu annemin IMC tencerelerin altlarını da bir güzel temizleyelim sizlerle birlikte. Temizledikten sonra üzerine mineralli kremle tekrar şöyle güzel bir sürtüp o parlaklığını kaybetmemesi için böyle de yapıyoruz. Şimdi hepsine şöyle birer damla Biobelinda'nın mineralli kreminden sürdüm. Şimdi bunları güzelce şöyle sürtüyoruz. Tek elle çekmekte biraz zor oluyor ama olsun, bunu da başardık.
an gerçekten hızımı alamıyorum. Sanki ilk defa bu ürünleri kullanıyormuşçasına böyle hemen bütün tavaların, tencerelerin altlarını yapıyorum. İlk bu ürünle tanıştığımda da aynı şeyi yapmıştım. Bayılıyorum ya, böyle onu hiç sürtmeden, böyle zorlamadan güzelce çıkarabilmek o kadar mutlu ediyor ki beni, anlatamam sizlere. Sizlerle inşallah, bakın bütün ürünleri şöyle göstermişken, hızımı almışken, tencerenin çaydanlığın içi de böyle kireçleniyor çok çay demlediğiniz zaman. Ve şimdi çay demlemiştim. Şöyle çayı az sonra döktükten sonra içindeki bu karartılar da var, görüyorsunuz. Şunu da az sonra bir dökeyim. Bunları da sizlerle temizleyeyim. Bunların ürünleri hala vardı bende. Pas kireç. Ve pas kireç kullanıyorduk aynen. Bir de 3 çarpı kullanıyoruz bunları da temizlemek için. Onlar evde vardı, onun için onlardan almadım. İlk önce şu tencerelerin altlarını bir sizlerle yapalım. Daha sonra geri kalan bütün tencere tava ne varsa hepsini güzelce temizleyeyim. İnşallah videoda sıkılmazsınız. Ben çok seviyorum böyle temizlik videolarını izlemeyi. Hem bize, bana da böyle fikir olmuş oluyor. Belki sizlere de fikir olur. Belki kullanmak istersiniz. Onun için hemen şunları da bir yapalım. Sonuçları sizlerle tekrar görelim. Ve bakın tencerenin altlarına o kadar güzel parıl parıl oldu ki, şuraya sizlere öncesi ve sonrası resimlerini de ekleyeceğim. Bakın mis gibi mis. Gerçekten bunlara ihtiyaç vardı. Şöyle hemen birazcık mineralli kremle de güzelce ovalım. Şu süngerimizi bir temizleyelim. Çıkan kirler inanılmaz. Gerçekten şöyle, şimdi bunu da sürdük mü tavalarımızın altları da mis gibi oldu. Gerçekten içim o kadar şu an rahatladı ki, uzun zamandır yapamamıştım bunları. Ürünüm de Angabolt'a gelince bu fırsatı kaçırmadım. Şuraya Bio Belinda'nın 3x ultra konsantre çamaşır beyazlatıcısını çıkarttım ve pas kireç, bak bu da bayağı bir azalmış ama bundan yedek kelada bir tane daha var. Bunları ben bunları bazen bezlerimi mesela akşamdan çok kirlendiği zaman kaynar suyun içine bir kapak bundan koyuyorum. Bütün bezlerimi güzelce 15-20 dakika bekletiyorum. Mis gibi çıkıyor. Çok çok fena kirlendiği zamanda, mesela bunu bir hafta falan yapıyorum arkadaşlar. Bir hafta sonra biz bütün bezlerimizi ya güzelce tencerede güzelce kaynatıyoruz veya çok çok kirli olduğu zaman da makineye atıyoruz sadece mutfak bezlerini. Annem yıllardır öyle yapar. Ben annemden öyle gördüm. Biz de öyle yapıyoruz. Ve kaynatırken de normal yemek yaptığımız tencerelerle asla kaynatmıyor annem. Musluğun altında onun için özel bir tenceresi var, böyle çok çok eski olan bir tenceresi. Onları da sırf bezleri kaynatmak için kullanıyor. Dediğim gibi şimdi ben böyle en son buraları temizledikten sonra bunları bir 3x'ye yatırıp mis gibi çıksın istiyorum. Haydi şimdi sizlerle çaydanlıklarımızı bir temizleyelim. Aşırı çok kararmamış çünkü ben bunu 2-3 hafta önce yapmıştım. Ve bakın gerçekten bayağı bir dayanıyor. Hemen kararmıyor. Şu an çok az bir şey kararmış. Onun için ama sizlerle de tekrar bir göstereyim dedim. Burası da bakın kireç olmuş bayağı. Şöyle netleşsin. Şöyle göstereyim. Bunları çok kolay, çok hızlı bir şekilde temizleyelim. Şöyle bir kapak pas kireçten ekliyoruz. Bakın hemen şöyle, kireci görüyor musunuz? Hemen anında çıkarıyor.
Şimdi buna da bir kapak 3 çarpıdan koyuyorum. Bunun üzerine şimdi kaynamış suyu ekleyeceğim. Daha sonra kapağını kapatıp kenarda bir 5-10 dakika bekleteceğim. Üzerine sıcak su ilave ettikten sonra kenarda 5-10 dakika bekleteceğim. Daha sonra suyla hemen böyle temizleyip sonucu göreceksiniz. Bakın şöyle şimdi kenarlarına da dağıtıyorum. Bütün kireçler çıksın. Ve sonucu görüyor musunuz? Hiç sürtmeme bile gerek kalmadı. Hiç uğraştırmıyor. Dediğim gibi mis gibi oldu. Şimdi kirece bakın. Bunu da böyle döktüm. Şimdi güzelce şöyle içini bir süngerle sileyim. Çünkü ilacın tadı kalmasın. İlacı tamamen gitsin diye. Şöyle. Şimdi ben bunu hemen yapayım. Sonucu sizlere göstereceğim. Evet. Bakın hiçbir şekilde kireç kalmadı. Ve dediğim gibi uzun bir sürede bu kireçlenme olmuyor. Sizlere 2-3 hafta önce yapmıştım. Dediğim gibi şöyle ışıkta bakın. Hiçbir kararma kalmadı. Mis gibi oldu. Tekrar tek bir süngerle şöyle bir üzerinden geçtim o kir. Yani şey o ilacın tadı kalmasın diye. Bakın mis gibi oldu. Bunlar temizlendi. Ben çok rahatladım şu an. Ocağı da sildim, sizlere gösterdim. Bu yapmış oldum şimdi fırın ve yanmış yağ temizleyicisiyle güzelce sürttüm. Daha sonra mineralli kremle tekrar ovaladım ve bitti. Bunlara böyle aldanmayın. Artık bu mutfak 16-17 senelik ve ocakta çok çok eski. Onun için böyle çok kullanıldığı için böyle yıprandı. İlaçlarla hiçbir alakası yok. En çok zaten burası, şurası. Bunları en çok kullandığımız için arkalar öyle değil. Her neyse ben şimdi hemen şuraya bezlerimi koydum. 3 çarpı ilacımı da döktüm üzerine. Şimdi şöyle kaynar suyumu koyup bunlar da bir mis gibi olsun. Daha sonra bunları da asayım. Temiz temiz kullanırım. Bugünkü temizlik işim bitti. Gerçekten bayağı bir iş yaptım. Şimdi makinede durmak üzeredir. Çamaşırları bir asayım. Daha sonra inşallah öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde sizlerle görüşürüz. Kendime öğle yemeği taze fasulye ve pilav ve cacık yapacağım. Bu arada ben diyetisyenle görüştüm arkadaşlar. Görüştüm ve bana güzel böyle bir 4 haftalık liste ayarladı. Sizlere söyleyip söylememekte çok kararsız kaldım. Ama şimdi böyle kendime yemekler falan hazırlarken video çektiğimde de sizler de görecektiniz zaten. Onun için böyle sağlıklı beslenme. İnşallah böyle istediğim kiloya tekrar geri dönmek, yani eski kiloma geri dönmek istiyorum. Onun için diyete başladım. Dün başladım diyete bu arada. Şimdi dediğim gibi her hafta bana diyet listemi Beliz abla yollayacak. Daha sonra işte onun listesine göre bayağı bir kilo atmaya çalışacağım. Çok güzel liste verdi bana gerçekten. Sizlere burada tabii ki yayınlamayacağım. Öyle hani yapmam yasak. Zaten o benim hani kiloma göre yapılan bir liste. Herkes de farklı olabiliyor.
Bugün öğlen dediğim gibi taze fasulye pilav. Pilav da normal bizim pirinç pilavından değil de yani ondan da yiyebiliyormuşum. Ama ben Alman pirinci alacağım. Vollkornlı. Yani kahverengi olan. Şu an adı aklıma gelmiyor. He bu kara buğday mı oluyor? İşte buğdaylı pirinç alacağım. Onları yapacağım. Akşamüstü de ton balıklı salatam var. Ara öğünlerimde de işte şimdilik ara öğünümü yapacağım. Ara öğün saatim geldi. Saat 11. 15 kahvaltımı 9-9.30 gibi yaptım. 2 saat sonra da ara öğünüme geçmem lazım. Dün çok güzel kendime bir fıstık ezmesi yaptım. Listemde fıstık ezmesi de vardı. Ben tabii ki de fıstık ezmesini al kendim kendim yapmak istedim. Hazırlarında çok çok fazla şeker olduğu için. Dur şu kapağı şimdi bir açalım. Fıstık ezmesini de nasıl yaptım derseniz, yer fıstığını aldım, güzelce soydum, daha sonra rondadan geçirdim. İçine çok az bir şey sıvı yağ ve bir çimdik tuz ekledim ve bakın kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi muzun üzerine bu fıstık ezmesi ve birazcık bal döküp onu yiyeceğim. Ondan sonra dediğim gibi az sonra ablamla az bir işimiz var. Ablamı bir yere bırakacağım. Çocuklar az bende kalacak. Bir yerde termini vardı. Çocuklarla birlikte eve geldiğimde de taze fasulye yani öğle yemeğimi hazırlayacağım sizlerle birlikte. Böyle bakalım ben şimdi bir ara öğünümü hemen hazırlayayım. Evet, ara öğünümü de hazırladım. Muzun üzerine fıstık ezmesi ve üzerine bal koymam gerekiyordu. Şimdi bunu güzelce afiyetle yiyeyim. Bir taraftan da tabii ki su içmeyi de unutmuyorum. Şişeyi koydum yanıma. Suyumu da içmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Ben şimdi öğle yemeğimi hazırlamaya başlıyorum. Şöyle taze fasulyeleri güzelce küçük küçük doğradım, yıkadım. Bir taraftan pilavım var demiştim. Bakın ben bu Beutel'deki yani bu torbanın içindeki pilavı çok seviyorum pirinci. Bunu böyle 1 litre suda kaynatıyorsunuz. Daha sonra torbadan çıkarıp yani kesip tencereye koyuyorsunuz. Direkt böyle haşlanmış bir vaziyette çok güzel oluyor. Hem sağlıklı hem böyle gerçekten hızlı bir şekilde olan bir şey. 8 dakika kaynatıyorsunuz sadece suda. Bunu şimdi böyle bir tanesini koydum içine. Kaynar suda hemen haşlayacağım. Bir de Gülşen'in de öğle yemeğinde taze nohut yemeği varmış sulu. Ona da şimdi hemen sulu nohut yemeğini yapacağım. Bir taraftan şöyle yeşil çayımı da içiyorum. Ben şimdi yemekleri yapayım. En son halini sizlere göstereyim. Öğle yemeğimizi hazırladım. Bakın benim pilavım bu şekilde kaynattım. Torbadan kestim. Tencerenin içine koydum. Daha sonra dur şu kepçeyi alalım. Şöyle taze fasulye, patatesli taze fasulyem vardı öğlen yemeğimde dediğim gibi. Onu da böyle bir güzel pişirdim. Gülşen'in nohut yemeği vardı. Mikail ile Ömer'e de makarna istediler. Onlara da şöyle tereyağlı makarna yaptım. Şimdi bizim öğle yemeği saatimiz. Karnımızı doyuralım. İnşallah akşam yemeğinde tekrar görüşürüz. Biz akşam yemeğimizi yedik. Akşam yemeğini yemeden önce ablamla az 2 dakika bir dışarı gittik. Yani bir markete gittik. Birkaç alacaklarımız vardı. Yarın abimlere gidiyoruz. Gideceğiz. Gidiyoruz. giderken de böyle elimiz boş gitmeyi zaten sevmiyoruz. Artık biliyorsunuz şöyle yengemize hediye alalım dedik. Gidelim da Allah'tan yeni ama aynen öyle. Şöyle ben geçen kendime de almıştım ya biliyorsunuz bu bardak takımından. Behiye ablaya gittim. Hemen tekrar oradan yine aldım bir takım. Şu tableti de Action'dan aldım. Çok güzel böyle kombin yapayım dedim. Burada da ablamın aldıkları var. Çikolatayı da gene birlikte aldık. Şöyle sevdiği çikolataları bir kutu halinde yapalım diye. Bunları zaten ablamın kanalında da göreceksiniz. Ben en son böyle paketledikten sonra sizlere gösteririm inşallah. Thank you.
hediyeleri şöyle güzelce paketledi ablam. Ben çektim onu, o paketledi. Şöyle benim hediyemi bu şekilde paketledi. Çok güzel oldu. Çok cici oldu. Daha sonra şu çikolata kutumuz. İçine şöyle dur nereden göstereyim. Heh. İki tane Red Bull da almıştı. Onları da böyle kenara koydu. Şöyle çikolatalarımız. Aynen. Konuş konuş. Ha ne bileyim, elimden alınca bir an böyle bir konuşma şeyim gitti. Yok yok, gösteriyorum. Şöyle gösteriyorum yani. Şurada da ablamın hediyesi var. Onu da zaten inşallah onun kanalında göreceksiniz. Böyle hediyeleri burada paketlemiş olduk. Sizlere buradan da bir kapanış yapayım hemen. Umarım inşallah bugün videomu beğenmişsinizdir. Bol köpüklü böyle bir temizlikli bir vlog oldu. Umarım sıkılmazsınız. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.